Şef Melahat'in yemeklerine hoş geldiniz. Bugün sizler için deniz dalgası tatlısı tarifim var. Gerçekten çok lezzetli, ağızda kıyır kıyır dağılan mükemmel şerbetiyle birlikte davet sofralarınızı süsleyecek bir tatlı tarifi. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet, bal, şeker olsun diyorum. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle şerbetini hazırlıyorum. 2 su bardağı toz şekeri tenceremin içerisine aldım. Çeyrek dilim limonu üzerine ilave ettim ve 2,5 su bardağı suyu ilave ediyorum. Toz şekerimiz 2 su bardağı, suyumuz 2,5 su bardağı olması gerekiyor. Şu şekilde klasik su bardağı yani 200 miligram olması gerekiyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra ocağa pişmeye bırakıyorum. Fokurdadıktan sonra ocağın altını kısıp 10 dakika daha pişirdikten sonra şerbetimiz hazır bir kenarda soğumaya bırakabiliriz. Şimdi ben hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Hamur yoğurma kabımın içerisine 125 gram oda sıcaklığında tereyağını bıraktım. Üzerine bir çay bardağı irmiği boşaltıyorum. Ve iki tane yumurta ve bir çay bardağı iri kıyılmış cevizi üzerine ilave ediyorum. Bir paket hamur kabartma tozunun yarısını tamamını eklemiyoruz. Yarısını ekliyoruz. Yani bir tatlı kaşığı kadar olması gerekiyor. Ve bir paket vanilyayı ilave ediyorum. Ve bir yemek kaşığı tahini ekledim. Bütün bu malzememi ekledikten sonra şöyle elimle bütün hepsi homojen bir kıvam elde edinceye kadar yoğuruyorum. Bu şekilde biraz yorduktan sonra azar azar ununu ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Un miktarı vermiyorum çünkü herkesin yumurtasının büyüklüğüne göre, unun markasına göre un miktarı değişecektir. Ele yapışan yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Kulak memesi yumuşaklığından daha yumuşak bir hamur gerekiyor. Şu şekilde azar azar unlu ilave edip hamur toparlanıncaya kadar yoğuruyorum. Kurabiye ve bu tarz tatlı hamurlarını çok fazla yoğurmak gerekmiyor. Hamurunuz toparlandı mı olmuş demektir. Şu şekilde elimle hemen ova ova hamurumu yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. Şöyle toparlıyorum hemen. Ve bir fırın tepsinin içerisine yağlı kağıt serdim hamurun yumuşaklığını görüyorsunuz şu şekilde olması gerekiyor ve bir ceviz büyüklüğünde bir parça koparıp yuvarlıyorum Elimle hafifçe bastırıp Bir çay bardağının ağzıyla şu şekilde desen veriyorum şekil veriyorum Bu tatlıya midye tatlısı da deniliyor Deniz dalgası tatlısı da deniyor şu şekilde. Yine bir tanesini daha yaparken sizlerle paylaşmak istiyorum. İster 4 tane çizik atın, ister 5 tane o kesinlikle sizin zevkinize kalmış. Ben bütün hamurumu bu şekilde hazırlayıp fırın tepsisine diziyorum. Üzerine herhangi bir şey sürmenize gerek yok. Bütün hamurumu hazırladım, fırın tepsisine dizdim ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri hafif renk alıncaya kadar pişiriyorum. Evet, tatlılarım pişti. Yaklaşık 25 dakika sonrasında şu şekilde tatlılarım pişti. Ee, arada bir kontrol edin. Fırın süresi vermiyorum çünkü herkesin fırınına göre pişme derecesi değişecektir. Şöyle açtığınızda eğer hafif renk almışsa pişmiş demektir. Ben üzerine şerbetini dökmeden önce daha küçük bir borcamın içerisine alıyorum ki şerbeti tam bütün tatlılarımın üzerinde taşsın. Diğer tepsi geniş olduğu için şerbetini alt tarafı tatlının yumuşayacaktır, üstü kuruk kalacaktır ama böyle küçük bir tepsiye aldığınız zaman şerbet bütün her tarafına eşit miktarda emecektir ve mükemmel bir tatlı olacaktır. Şerbetini üzerine gezdirdikten sonra bir gece dinlendirmenizi tavsiye ederim ama eğer vaktiniz yoksa 4 saatin sonunda da servis edebilirsiniz. Ben şu şekilde gördüğünüz gibi bütün şerbetini çekti, kabardı. Deniz dalgası tatlılarımız hazır. Şu şekilde servis tabağına alıp servis ediyorum. Dilerseniz çayın, kahvenin yanında sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Şöyle bir tanesini kesip doku testi yapmak istiyorum gördüğünüz gibi dağılıyor mis gibi bütün şerbetini çekmiş. Deniz dalgası tatlımız hazır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.